Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir modern metin okumaları dersiyle karşınızdayız. Sayfa 84'te kalmıştık. Hemen tam gaz devam edelim. El eşikka'u ve tenafusuhum. Kardeşler ve birbirleriyle rekabetleri. Eşikka <laughs> şakikun. Erkek kardeş. Şakikatun. <laughs> kız kardeş. Yani öz kardeş manasında. Mesela veya uht. Bir Müslüman kardeş içinde kullanılır. Ama şakik. <laughs> aynı anneden doğan kardeş demek. E, tenafese, yetenafese de tefaül bağında çoğu kere iki kişi arasında bazen de çok kişi arasında ortaklık içindi. Burada da ayeti kerimede geçtiği üzere ve fi zalike fel yetenafesil mutenafisun yarışanlar iyilik hususunda Allah'ın rızası hususunda yarışsınlar. Hasılı kelam yarışmak, rekabet etmek ve kardeşler. Yumestilul ahu evil uhtu erkek kardeş veya kız kardeş temsil eder. Elleden yuleden lil usratil vahideti bir ailede doğan erkek ve kız kardeş temsil eder. Burada elledani <laughs> tesniye gördüğünüz gibi kimi ifade ediyor? Erkek kardeş ve kız kardeşi. Yani burada iki cinsi aynı anda temsil ettiği için bu ismi mesul müzekker getirilmiş. Yani bu gibi durumlarda mühendis gelmez. İkisini temsilen müzekker gelir. Bir ailede doğan erkek ve kız kardeş neyi temsil eder? Me zaten nefsiyeten psikolojik bir trajediyi, dramayı temsil eder. Yani biraz abartmış. Niye trajedi olsun ki? Yani üzücü bir durum mu ikinci bir çocuğun olması? Bu arada biraz abartmış ama şunu demek istiyor. Bir tane çocuğun vardı, Güllük, gülüstanlık de her şey. Onunla ilgileniyordun. İkinci çocuk oldu. Ayvayı yedin. Onu demek istiyor yani. Ne zaman da böyle bir psikolojik bir trajediyi temsil eder? Fi muazamil ahyani çoğu zamanda. Peki nasıl bir trajedi? Tu'essiru fi efradil aileti kafeten bütün aile fertlerine etki eden bir psikolojik trajediyi temsil eder. Otet Faul ebeveyni ve anne ve babayı iter. Neye? İla ta'dili mevkifihime konumlarında bir tadilat yapmaya değişiklik yapmaya düzenleme yapmaya iter. Yani bir çocuğun vardı artık iki çocuğun var ona göre hareket et. Beyde en nehde mevkife ancak bu konum yekunu sehlen eveden kesinlikle daha kolay olur. Bin nisbeti ile tiflil evveli birinci çocuğa nispetle daha kolay olur. Yani bir çocuğun vardı konumun Anne ve baba olma konumun veya onlara hareket etme konumun çok daha basitti. İkinci çocuk oldu. Artık konumunda bir tadilata git, bir yenilemeye git ve ona göre hareket et. Kelimelere bakalım. Me'satun, me'asi, facia, trajedi, felaket, dram, ağlatı gibi manalara gelir. Yani eseften geliyor, üzüntülü şey. Hînun ehyen, zaman. Es fi. Gördüğünüz gibi burada es fiili fi harfi kullanılmış. Defa ile. Buna da dikkat edelim. Beyde enne. Kalıp arkadaşlar. Çok çıkar. Genellikle illa manasında yani ancak manasında. Ancak şu kadar var ki manasında da kullanılır. Min ecli manasında da kullanılır. Yani şöyle şöyle olduğu için. Çünkü şöyle şöyledir manasında. Mesela hadis-i şerifte geçtiği gibi Ene efsahul Arap beyde enni min Kureyş. Ben Arapların en fasihiyim. Çünkü Kureyş kabilesine mensubum. Kureyş kabilesine mensup olduğumdan dolayı Arapların en fasihiyim demek istiyor. Yani ibareye göre mana vermek gerekmektedir. Evet devam edelim. Ve yemilü kethirun minel abai. Anne ve babaların çoğu meyleder. Neye? İla ihfa il mevlud cedidi yeni çocuklarını gizlemeye meyleder. Ya yani neden gizliyor? Birinci çocuk doğdu, ikinci çocuğu birinci çocuktan gizliyor. Neyi gizliyorsun ya? Ortada bir çocuk var onun. Neyini gizleyeceksin? Bakma, etme, dokunma, görme. Bunları yapma. Velakin fakat minel müstahseni güzel olan nedir? Ey yetaavvade tiflul evvelu yeni kardeşi olan birinci çocuğun alışmasıdır. Bir suretin tedriciyetin aşamalı olarak alışmasıdır. Neye? Alel mevludil cedidi yeni doğan çocuğa aşamalı olarak alışmasıdır. Tabii ki yani. bunu yapmak lazım. Yoksa gizle gizle nereye kadar gizleyeceğim? Wala rubbama belki de istidaatil ummu anne yapabilir el müsaadete yardım edebilir fi ta'vidihi o çocuğun alışması hususunda yardım edebilir ala fikratil mevludil cedidi bu yeni çocuk düşüncesine alışmasına yardım edebilir mesela nasıl ona onun alışmasına aşamalı olarak yardım eder şöyle ki bi en tesmahalahu o çocuğa izin vermesiyle bil istima'i ila harakatil cenini ceninin hareketlerini dinlemesine izin vermesiyle fi batniha karnındaki yani daha karnındayken çocuk gel bakalım kardeşim burada dinle bakayım onu bu senin kardeşin gibi bir şeyler söyleyerek onun alışmasına yardımcı olması gerekir diyor ev veyahutta calihi buradaki ba'ya atıf yani biyen tesmahallahu o çocuğa izin vermesiyle bi calihi ala dirayetin bi hacmihil o anne karnındaki çocuğun artarak devam eden hacmini anlaması hususunda da ona izin vermesi gerekir. Böylelikle onu alıştırmış olur. Toplayalım. Anne ve babaların çoğu yeni doğan çocuklarını gizlemeye meyleder. Fakat güzel olan birinci çocuğu aşamalı olarak yeni doğan çocuğa alıştırmaktır. Belki de anne onun bu alışması hususunda yeni doğan çocuk fikriyle ona yardım edebilir. Şöyle ki çocuğun karnındaki ceninin hareketlerini dinlemesine izin verebilir. Veyahut da o ceninin hacminin artarak büyümesini anlamasına izin verebilir. Kelime olarak ne vardı? Müstahsen biliyoruz. Ta'avvade yeta'avvadu. Alışmak. Hal ta'avvette hazel mekân. Bu mekana alıştın mı? Tedrici. işte Kur'an nazil oldu. Nasıl nazil oldu? Tedricen. Yani peyderpey aşamalı olarak. Vele rubbemâ de çok geçti artık. Başka... Semaha <Sessizlik> yesmahu izin vermek. Mesela e, Arap bunu biz diyoruz ya abi hakkın helal et. O manada da kullanılıyor mesela. Hakkın helal et. Bana kar ol. Tezayede tezayedu Geri de geçmişti sanki müzayede manasında. Açık arttırma. Yani giderek artan manasında bu da. Evet devam edelim. Ve mehma yekun min emrin. Her ne olursa olsun. Fe inne külle Muhakkak ki her değişiklik. Nasıl her değişiklik? Yatratu alel menzili. Eve gelen, evin başına gelen değişiklik. Bi sebebil mevludil cedidi. Bu yeni doğan çocuğun sebebiyledir. Mesela ne gibi? Ketagiril gurafi odaları değiştirmek gibi, vasiya bir elbiseleri değiştirmek gibi. vel muaddedeti kisvetil mevludil cedidi yeni doğan çocuğun elbiselerini hazırlamak gibi. Ve aynı şekilde yine yeni doğan çocuğun sebebiyle evin başına gelen değişikliklerdendir. Ez ziyaratu ziyaretler Nasıl ziyaretler? Elleti la budde ey yekume bihel akaribu <laughs> akrabalarının yapmak zorunda olduğu ziyaretler. Kullu özellik. Bunların tamamı yeci gerekir ey <laughs> tamam olması kablel <laughs> viladeti doğumdan önce olması gerekir bi vaktin tavilin doğumdan uzun zaman önce olması gerekir hatta la ye'iccel menzilu ev dolup taşmasın ne ile dolup taşmasın bil a'mal işlerle Qable mev'idil viladeti doğum zamanından önce bir eyyamin kaliletin doğum zamanından az bir zaman önce veya doğum zamanından birkaç gün önce. Evet toplayalım her ne olursa olsun yeni doğan çocuğun giysilerini hazırlamak ve elbiselerin, odaların değişikliği gibi bu yeni doğan çocuk sebebiyle evin başına gelen bu değişiklikler aynı şekilde akrabaların yapmak zorunda olduğu ziyaretler işte bunların hepsi doğumdan çok önce tamamlanması gerekir ki ev doğum zamanından birkaç gün önce işlerle dolup taşmasın. Kelimelere bakalım. Mehmet yakın geçmişti. Tara ale aniden gelmek başına gelmek, meydana gelmek gibi manalara geliyor. Gayyara yugayyiru tagyiren, değiştirmek. Gurfetun guraf, oda odalar. Siyah elbise, muaddetun mastar mimi, aaddeden hazırlamak. Kisve kullanıyorsanız sanırım bu giysi. Başka ne var? Bakın bir yine yapma manasında gelmiş burada tavilun uzun acce iccu sesini yükseltmek dolmak taşmak manalarında